Ha, bu arada bir soru. Fırın 40 yıllık ama sıvası yeni gibi. Fırının zemin sıvası ne zaman yapıldı? Buraya gelmeden jandarmayı gittim ben. Bundan Ay Ayşe, 8 ay eminim önce. ya, dur, kusura bakma, vallahi beklettim seni. Ha. Niye jandarmayı gitti söylemediniz ya? Kim geldi? 6 saat köpeğine şeyler söktü. Tahtalar söktü, kim geldi? Ne madeciğim, seni arayacaksın evladım, Efendime benim söyleyeyim, aracı. jandarma 10 sefer geldi oraya. Jandarma 10 sefer geldi. Seni arayacaksın evladım, benim ya aracı. Çünkü neden bütün bir... köyde konuşulan Neden? Bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu aile bize başvurmuyor. Köylü bize başvuruyor. Bak bir kere daha böyle olmuştu. Köylü başvuruyor. Diyor ki bunlar örtbas ediyor. Ha. Siz alın. Ya biz Ali'nin nerede olduğunu merak ediyoruz. Çünkü sen Ali'yi istediğin kadar bağla, şunu yap, bunu yap. Ali'yi seviyorlar. Ali'nin kimseye zararı yokmuş ki Daha köyde. köylü başvurmadan ben jandarmaya dedim. Ben kanala bağlanın dedi. İster bağlan, ister bağlanma dedi kanala. Ben kanala bağlanmak isterdim yani. Yalnız ben kendim buraya gelemem. Anladım. Ben bu İstanbul'u bulamam. Ya ben bir cahil bir adamım ya. Biz annem aradığı zaman çok dedik ya, dedik bu kanlıya başvuramayın İkinci bir dedik. sefer şunu sormak istiyorum. Bir mahsuru yoksa kim bağlanmış? Bakan bana söylen de ben aleyhine mi bağlanmış, ileyhine mi bağlanmış? Ben bilirim, adama bir şey O demem ya. bize kayıp olduğunu söyledi ama senin bütün akrabaların da, ya insanın kızından daha yakın kimi var? Zaten benim adımı bilemiyor. Bak benim adım halk arasında Naittir. O da öyle Yani söyledi. resmi Saittir. Nait diye telefon gelmiş şeye. Muhtara ben de alo dedim. İşte Müge Hanım burası. Tamam, Nait dediler işte. Sen Nait olarak bilmiyorsun diye biz de Nait dedik. Ha. Adımı bilmiyor daha bana bağlanan adam. Resmiyette Saittir bak. Nüfus kağıdımda Saittir. Tamam abicim de biz tabii sizin nüfus kağıtlarınız bizim elimizde olmadığı için sana köylü ne diyorsa biz de onu biliyoruz. Vallahi bilmiyorum. Her neyse kim bağlandıysa Gonga bura neyse devam edelim. Hayır, bak Sait abicim, sonuçta bu zaman herkes, o zaman herkes için bir takım iddialarda bulunabilir. Böyle bir iddia geldiğinde bizim arkadaşlar da, ben bilmiyorum o süreci de, kuvvetle muhtemel sizin köy muhtarınızı aramışlardır. Sormuşlardır böyle bir kayıp var mı? Köylü böyle söylüyor. O da evet var, evet böyle konuşuluyor deyince de seni aramışlardır. Böyle olur. Bak geçen gün mesela buraya bir hanımefendi bağlandı. Oğlum öldürüldü diye, hani motosikleti alınan edilen falan filan. Ben açıkçası, ya benim hatam. Ben arkadaşlarım böyle bir konuyu alacaklarını düşünmemiştim. Ölüm raporu belli değil. Ben şimdi geldi, aslında diğer konuklar da geldi ama ben şimdi onun Adli Tıp Kurumu raporu çıkmadan alıp konuşmamın benim için hiç manası yok. Konuştuk, Adli Tıp Kurumu raporunda doğal ölüm verdi. Ben ne yapacağım burada bu kadar konuşmayı? Kardeşlerini çok seviyorlarmıştı. Gelmişler de konukları getirmişler de. Dedim ki ben bu konuyu alamam. Çıksın Adli Tıp Kurumu raporu cinayet diye. Alalım konuşalım. Yani burada şimdi her konuyu da ben işleyeceğim diye bir durum yok. Bakarım, işleyebileceğim konu varsa işlerim. Ben polis değilim, jandarma değilim. İşleyemeyeceğim konu varsa işlemem. Adli Tıp Kurumu raporu çıkar. Doğal ölüm çıkarsa Allah rahmet eylesin. Cinayet çıkarsa başka türlü. Yani anne istediği kadar oğlumu öldürürsün neredeyse. Ben rapora bakarım. Seninle ilgili de Nait diye o yüzden aramışlardı. Çünkü sana köyde Nait diyorlar. Bana jandarmanın dediği Sen jandarmayı bırak. Annen doğruyu söylemiyor mu Nazife? Söylemiyor. Ayşe teyze, niye sana kızım böyle söylesin? İki kızın da aynı şeyi söylüyor. Üç kızın asla. Bak, eğer o benim oğlan canlı çıkar gelirse sağsa hepsinin de yüzüne tükürün, evlat defterinden onu da sildirin. Sildirseden biz seni ata defterinden sildik, yalan söyledin hiç. Ayşe teyze, oğlun ölmüştür diye herhangi bir böyle bir kaygı hissediyor musun? Üzüntü, kaygı. Hiç Cenab-ı Allah üzülmüyorum, bilmiyorum. Bir senedir oğlun yok, Allah'tan başka göremiyorsun. kaybı bilen olmaz. Ölmüş olabilir mi sence? Allah'ın emri geldiyse ölebilir. Tam durup dururken nasıl ölecek? Kimsenin üstünü. Durup dururken ne söyleyeyim ben? Gözümle görmüyor, kulağımla duymuyor. Ayşe teyze, senin gözlerin hiç mi görmüyor? Az görüyor. Yoksa biraz görüyor mu? Az görüyor hemen. Az görüyor. Bak, gözlüğümden duruyorum ben. bak Nazife'ye demiş ki senin oğlanın gözleri mosmormuş. Yumruklanmış, mosmormuş senin oğlanın gözleri, kaybolmuş. Hiçbirinin aslı yok, hiçbirinin aslı yok. Saat 3'te kapıdan çalmışlar da ayaklamışlar da açamamışlar da yumruklamış abisine. Tamam peki. Ben öyle bir şey Peki senin yapmadım. Yalan oğlunu söyleme. peki senin oğlunu yani babasının direğe bağlaması normal bir şey mi? Kızmış dur deyince durmamış. O da aksiydi, o da aksi. Bir şey demedi. Ben de Durmuyor ya. Yani normal bir şey mi bu? Meryem geldi böyle böyle deyince ben koyuverdim. Durmuyor Gülkan'ım. Bir defa Durmuyor. durmadı, bir şey Durmuyor. demedi. Durmuyor. Dursun Bey'e kitle.
Dursun Bey'e duram oğlum orada dedim. Madem hadi bir şey diyorsa. Ben Dursun Bey'inim 40 gün durdum. Adamı dam yapmadım adama. Bes bedava. İneklerimi göttüm ora. Buldu eylamı göttüm. Orada kalacaksın galiba. Kaçıyorsun ya. Evden kaçıyorsun. Anladın mı? Evden kaçıyorsun. Ay, oğlum burada peki duram. Ayşe teyze. Tamam seni de dövüyormuş işte. Seni de dövüyormuş sudan dolayı. Su verdin mi? Sait abi. Beni kimse dövmedi. Hiçbir yanımda sakatlık da yok, morartı da yok, kırık da yok. Hiç dayak yemedin mi yani sen Sait amcana? Ara sıra da bir dokat belki kızdığı zaman vurmuştur ya. Hiç daha odun ne vurduğunu bilmiyorsun. Allah'tan kork, Allah'tan. Sufraya evin ortasına kaldırdığı günler düşün. Ay sonra ağır çıktı ya. Konuşma. Sen çok akıllıysın canım. Sen düşün bakalım ben düşüneceğim kadar. Niye düşüneceğim ben? Düşünecek bir şeyim yok. Unuttun mu acaba yoksa korumaya mı çalışıyorsun? Siz üstten çıkmanın hakkı çıksınız siz. Ayşe teyze bu eğer Ali'ye bir şey olduysa... Şiddet gördüğünüzü unutmuş olabilir misiniz? Ne oldu anlamadım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Ali eğer orada öldüyse bu kavgada dövüş sırasında seni de cezaevine atarlar diye mi korkuttular seni? Ben hiçbir yerden korkmuyorum. Allah'tan başka yerden korkmuyorum ben. Cenab-ı Allah alnıma yazdıysa gelir başıma. Alnıma yazmadıysa gelmez. Tamam ama Allah'tan korkmuyorsan o zaman Allah için doğruyu söyleyeceksin. Bu çocuğun gözleri mormuş. Kim dövdü bunu da mor oldu? Allah hiç için doğruyu söyle. Görmedim mor artı da görmedim. Ben çocuğumdan güzeli ayrıldım. Kargalan Ali söyledi ya. Kaybolmadan 2-3 gün öncesi dedi. Vadımla dedi. Ali ne yapma vurdular sana dedim. İki gözü şişmiş ya. Bağlan Ali'ye. Morarmış ya. Buluruz bağlanırız. Ben Ali'yi bağlattırdım mı buraya çıkarın Ali'yi yayına. Ali öyle bir şey demedim mi sana da diyeceklerim çok. Beni sor. Ben Ali'nin dediklerini diyorum ben. Kendi uydurmam diye. Değil. Peki Ali'nin torunla niye kavga ettiler? Torunla... Kendi uydurmuyorum sen. Torunla, torun diyor ben vurdum birkaç yumruk diye zaten torunun da söylüyor. Fatih'inle niye kavga ettiler? O da olmuştur aralarında görmedim. Bu da hayvanlara bakmadım da öyle vurdu Ali abi demiş. Boş laf ya. Dur dedik de durmadı. İyi. Bir de diyor gargalan Ali. Ali yalan söylemez benim oğlum. Kapatlı inan diyor yaranın arasında sizin Ali diyor. Urlara Ali'deyim çok şey Nait'deyim diyor. O adam biliyorsa. Diyor. O adam biliyorsa siz çok ardını takılın da gazınıza çıkarın gel. Biz bilmiyoruz. Bilsen seden gideriz, ne yapmak bilmiyorsun kardeşimize? Demek ki vama. Ya kardeşiniz çok kardeşiniz olduğundan. Saldırdı aç sesinde sorun. Kiminiz yemek yediniz, şaptıkladı dediniz, kiminiz şöyle dediniz. Biz hiç öyle bir şey demedik. Kardeşimiz daha iyi bırak çamaşırından gelir de ben yayın kıyafetlerde giydiririm. Yalan söylemem öyle. Ali'nin ağzı şaplıyor. Eve Emine'cim, ay dur bir Emine'ye bir sesini duyayım. Ben Emine. Öyle koymuyor, böyle koymuyor şeysi. Kaldırma ortadan, yalan. Külliyen yalan. Ya iyi yayınlar Emine'cim, valla kusura bakma. Başımı alıp da sana dönemedim. Yani ne diyorsun bu yaşananlar için? Ben mi? Anneannen kabul etmiyor. Anneannen hiçbir şey kabul etmiyor. Şimdi olayların çok dışında ilk başta şunu izah etmek istiyorum. Ben kesinlikle hiçbir şekilde yayına bağlanmamıştım, anlamadım, konuşmamıştım. Ta ki Sait Atasever babam hakkında ileri geri konuşana kadar. Şimdi ben babamı bu adama karşı savunmam. Çünkü bu benim babama hakarettir. Sadece Sait Atasever'den içinde azıcık vicdan, merhamet, ahlak kırıntısı kaldıysa benim babam hakkında bir daha asla ağzını açmasın. Ben babamın kemiklerini bu adama sızlattırmam. Mustafa Şahin ölmüş olabilir ama arkasında aslan gibi evlatları var. Sakın benim babamın adını bir dahi ağzına almasın. Duyayım. Duydun mu Sait amca? Konuşulanı duyabiliyorsun ha. Ben zaten almıyorum ağzımı. Diyor ki babam diyor öldüğünde diyor düğün dernek yaptı diyor. He. Senin için. İnsan damadı öldüğünde öyle yapar mı? Ben damadının sadece cenazesine gitmem diye yemin ettim ve gitmedim. Gitmedim anladın mı? Gitmedim. Bu kızla muhtar bizi barıştırdı bununla. Mehmet Daideylan bizi barıştırdı. Geldi bu. Kurban etmedim bunlara. Ama o gün ne yapmış dedin Emine bir şey yapmıştı. Kurban mı kesmiş ne olmuş? Ne kurbanı kesmişim ben? Ha, silah atmışsın havaya damadın ölünce. O bir sevinme meselesi böyle silah atmışsın damadım öldü diye. Kim öldü onu? İşte Emine diyor ya. Emine'den başka kimse duymamış mı silahın sesini? Emine'ye de birisi söylemiştir. Ya Emine diyecek. Atmadın mı yani? Atamın ya Emine.
Ben üzüldüm damadına. 5 milyar Emine para... Emine üzülmüş yani damadına. Damat... cenazesine da... gelirdi. Tamam. Yani damat hastalıkta 5 milyar attırdım size. Tamam söyle Emine söyle. 5 milyar para verdim alamadınız oradan. Bunu ne yapacağım ben senin paranı ya? Eskişehir'e götürdüm siya. Gelmeyeydin. Gelmeyeydin. Senden zaten yardım isteyen kim? Gelmeyeydin. Ya niye yapamayacak? Müge Hanım, bir insanın cenazesine gelmemesi için hiç konuşmaması lazım. Benim yanıma geliyor, evime, şeyime geliyor. Benim eşim ölünce cenazesine gelmiyor. Gelmem dedim baştan. Niye? Kadir'in sokağından çıkar kızım barışam. Niye barışmıyorsun? Ya insanın namusuna, ben niye ya? Şerefine, ben evet. Haysiyetine laf söylenmediği müddetçe evet. Biz cenazesine gideriz. Düğüne aynen. Gitmek önemli değildir bence. Ben böyle düğün dolaşan her bir şey ama cenazeye de... gitmeye çalışırız. Evet her şeyi koyduk biz şimdi de cenazeye şey biz önümüzdekine bakalım. Emine söyle. Emine devam et canım sen. Geçsin ne diyorsun? Anneannenin söylediklerine ne diyorsun? Müge abla bunlar hiçbir zaman birbirlerini satmadılar. Şimdi şöyle tabiri caizse tilkiye cesaretini ispatla demişler. Tutmuş önce yavrularını yemiş. Bunlar evlatlarını harcamayı cesaret sayıyorlar. Cesaret zannediyorlar. Ayşe Atasever, bakın ben 32 yaşındayım. Sayıs Atasever 82 yaşında olduğunu iddia ediyor, söylüyor. Bilmiyorum. Çok bu adamla abi. İlgili hiçbir şey de zerre kadar umurumda değil zaten. Ayşe Atasever'in, Ali Atasever'in yani şiddet gördüklerini ben biliyorum da. Bakın 32 yaşındayım ben biliyorum da. Bunlarla benim aramda neredeyse 50-60 sene var. Bunlar nasıl bilmiyorlar ya? Atasever beni lanetlemiş ya. Ben babam öldükten sonra ki zaten biz babam varken bile oraya doğru düzgün gitmiyorduk. Anladınız mı? Asla gitmiyorduk zaten. Ben bu adamın kapısını nereden açıldığını bilmem. Bakın size yemin ediyorum o stüdyoya gelsem, seyircilerin arasına beni otursanız Sait Atasever beni tanımaz ki. Tanımaz o, yani o beni tanımaz. O kadar kopuksunuz yani. Aynen. Zaten gitmiyor. Ayşe teyze bak Emine diyor ki ben biliyorum da dayımın dayak yediğini anneannem nasıl bilmiyor diyor. Yani gözümüzde gördüyse gelmişti o ayırmıştır da biliyordur. Ben bilmiyorum. Ay hayırdır inşallah ya Rabbim. Gerçekten. Zaten gelmiyor. Gerçekten inanamıyorum sana. Emine gelmiyor bizim evin yanına. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.